kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar, sevgiler, hepiniz hoş geldiniz. Dışarıdaki lezzetleri evimizde yapmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere ev yapımı kokostar tarifini vermeye çalışacağım inşallah. Hemen tarife geçelim. Kokostar için öncelikle burada bir su bardağı olarak kullandım ama daha sonra yetmediği için bir su bardağı daha eklemiştim. 2 su bardağı damla çikolatamı eritmek üzere tencereme alıyorum. Benzemeye usulüyle eriteceğim. Birazdan onun detaylarına geçeceğiz. 1 su bardağından 1 parmak eksik soğuk sütüm vardı. Onu çırpma kabıma aldım ve 2 paket krem şantimi de içerisine boşaltıyorum. Malzeme miktarını açıklama kısmına net bir şekilde yazacağım. Oradan da istifade edersiniz inşallah. Şimdi krem şantimi çırpıyorum. Koyu bir kıvam alana kadar çırpmaya devam edeceğim. Kısa sürede zaten kıvamını alıyor. Bu arada çikolatamı kaynayan bir demliğin üzerine koydum. Ve yavaş yavaş o eriyecek bir yandan. Benzemeye usulüyle bu şekilde oluyor. Hiçbir şekilde tabağımızın suyla temas etmemesi gerekiyor. Ara ara karıştırarak bütün çikolatanın erimesini sağlayabiliriz. Krem şantim gördüğünüz gibi oldukça koyu bir kıvamdı. Şimdi bunun içerisine azar azar Hindistan cevizi ilave ederek aslında bir hamur kıvamına getireceğiz. Kontrollü olarak eklemeye çalışalım. İlk başta hemen boşaltmayalım. Yavaş yavaş ekleyebiliriz. Ben Hindistan cevizini açık olarak kilo ile almayı tercih ediyorum. O şekilde fiyatı daha makule geliyor. Size de tavsiyem baharatçılarda açık olarak satılan Hindistan cevizlerinden almanız. Yavaş yavaş Hindistan cevizini ilave edip sürekli karıştırıyorum. Hindistan cevizimi ben ölçerek koymuştum. Size açıklama kısmına da net olarak ölçüyü yazacağım. Yaklaşık 3-3,5 su bardağı kadar Hindistan cevizi kullandım. Ama yine de değişebilir ölçüsü. O yüzden yavaş yavaş eklemenizi tavsiye ediyorum. Şu an tam 3 su bardağı Hindistan cevizi koydum. Karıştırıp kıvamını kontrol edeceğim. Eğer yumuşak gelirse, daha sertleşmemişse biraz daha Hindistan cevizi de ekleyeceğim. Kıvamı bu şekilde yakından da sizlere göstereyim. Çok hafif daha Hindistan cevizine ihtiyacım vardı. Yarım su bardağından çok az fazla Hindistan cevizi ekledim. Ve bu ölçü benim için tam yeterli oldu. 3 su bardağı ve yarım su bardağından biraz daha fazla olarak kullandım ben. Siz miktarı ayarlayabilirsiniz. Şöyle sizlere göstereyim. Artık koyu bir kıvam aldı. Buna şekil verebilirim. Tarifim için ekstra bir şeker ilavesi yapmıyorum. Krem şantini ve çikolatanın şekeri benim için yeterli geliyor. Bu aşamada krem şantinin tadına bakıp şekeri azsa, toz şeker veya varsa pudra şeker 1-2 yemek kaşığı kadar ekleyip karıştırabilirsiniz. Şimdi krem şanti ve Hindistan cevizinden hazırlamış olduğum hamurumdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yassı bir şekil verdim. Tamamına kokoslara benzesin diye bu şekilde yassı şekil verdim. Dilerseniz toplar halinde de hazırlayabilirsiniz tabii ki de. Zevkinize kalmış. Nasıl isterseniz o şekilde hazırlayabilirsiniz. Yaklaşık 25 adet kadar kokoslar çıktı. Verdiğim ölçülerle yaparsanız bu şekilde 20-25 adet kokoslarınız olmuş olacak.
Kokostarlarımızın içi hazır. Buzdolabında 5 dakika kadar beklettim. Daha sonra çıkardım ve eritmiş olduğum damla çikolatayı batırdım. Bir çatal yardımıyla da tenceremin kenarına hafif hafif vurarak fazla çikolatasının akmasını sağladım. Gördüğünüz gibi Hindistan cevizinden hazırlamış olduğum içi damla çikolataya batırdım. Çatalımla kaldırdım ve çatalımın ucunu hafif hafif tencerenin kenarına vuruyorum. Fazla çikolatasının akmasını sağlıyorum. Yağlı kağıt serildi bir tepsiye de dinlenmek üzere kokostarlarımı alıyorum. Bütün kokostarlarım bitene kadar aynı işlemi tekrar edeceğim. Ben bu çekimleri sizler için evimin cam balkonunda hazırlıyorum. Orası biraz daha serin. Erzurum'da yaşıyorum zaten. Serinliği tahmin edebilirsiniz. Kokostar çikolatalarım hemen donmuştu. Ama sizler dilerseniz çikolatalarınızı yaptıktan sonra 10 dakika kadar buzdolabında bekletip yeterince sertleşmesini sağlayabilirsiniz. Tarifim başta sizlere birazcık fazla masraflı gelebilir ama 20-25 adet kokostar çıktığını düşünürsek aslında oldukça makul bir fiyata gelmiş oluyor. Hem de evde yapmak varken dışarıdan hazır almayalım diye düşünüyorum. Ben bu tarifi yapıp hazırladıktan sonra kalan kısmı da evde 4 kişi yaşıyoruz o yüzden hepsini bitiremedik. Kalan kısmını da bir saklama kabına koyup dondurucuda saklamıştım. 3-4 gün sonra çıkarıp tekrar yediğimizde tadında hiçbir değişiklik olmamıştı. Yani sizler de bu şekilde hazırlayıp dondurucunuzda da muhafaza edebilirsiniz. Çikolatalarım artık hazır. Servis tabağına alıyorum. Dediğim gibi kısa süre içerisinde zaten donuyorlar hemen. Şekilleri dilediğim muntazamlıkta olamadı. Çünkü bu çekimi biraz akşama doğru yaptığım için acele ettim. Burada da hava erken kararıyor. O yüzden çok kısa sürede hazırlamam gerekiyordu. Birazcık dağınık görünüyorlar ama sizler daha güzelini yaparsınız. Buna inanıyorum. Tarifim bu kadardı. Gerçekten de tadına doyum olmaz. Mis gibi bir çikolata oldu. Kokosları seviyorsanız bunu mutlaka evde denemelisiniz. Sizlere içinde göstereceğim tadı birebir kokostar lezzetinde mis gibi bir tarif oldu. Tarifimi beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.